Herkese merhabalar. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Bizleri Amerika'dan izleyen izleyicilerimize günaydın. Türkiye'den izleyen izleyicilerimize de her zaman olduğu gibi iyi bir öğleden sonrası diliyoruz. Zihin Atlası programına tekrardan hoş geldiniz. Programımızın dizaynı ve düzeni insanı anlamak adına, insanın ruh sağlığıyla alakalı süreçlerde yapılan çalışmaları, gerçekleştirilen ölçümleri, çözüm ve sebep-sonuç ilişkisini anlamak ya da bulmak adına fikir verici bir konseptte ilerlemekte. Dünya üzerindeki neredeyse bütün kelimeler kullanıldı fakat biz her seferinde bu kelimelerle yeni bir öykü yazıyoruz, yeni bir süreç yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Yıldız Bilge, öğretim üyesi Doktor Yıldız Bilge. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdinç. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Seninle böyle bir programa katılmak da ayrıca güzel benim için. Bunu sizden duymak da benim için çok güzel hocam. Hocam bugün sizinle ergenlik üzerine bir sohbet edeceğiz. Ergenlik dönemi önemli bir dönem, önemli bir gelişim süreci. Bu süreçte hem aile hem ergen birey bazı problemler yaşayabiliyor ya da bazı güzel sonuçlar elde edebiliyor. Hayatın bundan sonraki kısımlarında özellikle de kişilik yapılanması üzerinde ergen bireyin bu dönem oldukça bireyselleşme sürecinde önemli olsa gerek hocam. Siz neler söylemek istersiniz bu dönemle alakalı? İstersen hani klasik bir başlangıç yapalım Erdinç. Hani ergenliğin tanımıyla başlayalım. Oradan devam edelim. Sen de aradan bana sorular sorarsın. Tabii ki. Ergenlik kelime anlamı olarak ermek kökünden geliyor ve döl bakımından üretken, verimli bir hale geçmek ve aynı zamanda da çocukluğun bitmesi anlamına gelen bir kelime. Bu açıdan baktığımızda da gerçekten hani özellikle çocukluğun bitişi dediğimiz evre ergenler açısından oldukça belirleyici bir noktadır. Çünkü o zamana kadar alıştıkları bedenlerinden tamamen farklı bir bedene doğru evrilen bir süreç var. Yani ilk ve en büyük değişiklikler aslında bakarsanız zaten puberte evresiyle birlikte yani ergenliğin önündeki o yaklaşık olarak bir yıllık bir süreye denk gelen puberte evresinde ilk biyolojik değişiklikler oluyor ve ergenliğe hazırlanıyorsunuz. Sonrasında zaten bu değişiklikler bedenle kalmıyor. Sosyal anlamda, duygusal anlamda, bilişsel anlamda birçok değişiklikler de beraberinde geliyor. En can alıcı noktası dediğim gibi o çocukluğa veda bölümü. Mesela ergenler aynaya baktıklarında artık farklı bedenler görmeye başlıyorlar. Bir sabah kalktıklarında bıyıklarının olduğunu fark ediyorlar. Böyle ince ince bıyıklar. Bir sabah kalkıyorlar, göğüsler biraz belirmeye başlamış falan gibi. Yani sürekli böyle aynada kendilerini değişmiş bir bedenle görüyorlar ama alışık olmadıkları bir bedenle görüyorlar. Ve henüz çocukluktan yeni çıktıkları için hani bir yetişkin de değiller. O açıdan ergenlik gerçekten çok arada ve gerekli bir kavram diye ifade edebilirim. Çünkü çocukluktan direkt yetişkinliğe geçiş gibi bir şey aslına bakarsanız hani belki çok eski yıllarda hani modern çağın öncesinde diye ifade edelim. Belki direkt çocuklar yetişkinliğe geçiş yapıyordu ama modern çağ ergenlik diye bir kavram getirdi. İyi ki de getirdi diye ifade edebilirim. Çünkü yetişkinliğe bir hazırlık süreci oluyor en azından ergenler açısından ve kendi kimlikleriyle ilgili, kişilikleriyle ilgili kararlar ergenlik döneminde alınıyor. Az önce hani bedensel değişikliklerden, biyolojik değişikliklerden bahsettim. Bizim hani gelişim dediğimizde zaten üç temel boyutta değişiklikler söz konusu oluyor. Biyolojik değişiklikler, bilişsel değişiklikler ve sosyo-duygusal değişiklikler. Sosyo-duygusal değişikliklerin hani sosyo bölümü toplumsal yönümüze karşılık geliyor. Bu anlamda da ergenler çünkü ciddi değişimler yaşıyorlar. Yani o zamana kadar anne baba ya da dış dünya, çevre onu birçok davranışından çok da sorumlu tutup bundan dolayı onu fazlaca yargılamazken ergenliğe geldiğimizde artık o yargılanma ya da belli sorumlulukların kesin olarak verilmesi ve tanımlanması, bunun dışındaki davranışların da artık kabul edilmemesi, istenmemesi gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla bu üç alanda da belli bir değişimin olduğunu söyleyebiliriz. Ama ergenlik
dediğimizde en önemli, hani hangisi daha önemli dediğimizde, evet hani bedensel değişime uyum kolay değil dedik ama en büyük ve en önemli değişim aslında kimlikte yaşanan değişim. Yani Erikson da bu şekilde ifade ediyor zaten. Bu gelişim dönemini kimliğe karşı kimlik kargaşası diye tanımlıyor. Yani bu dönemi başarıyla atlatabilmek için kimlik kazanımının mutlaka edinilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şu açıdan da önemli tabii kimlik kazanımı. Bu kimlikle edindiğiniz, ergenlik döneminde edindiğiniz kimlikle aslında bir ömür boyu devam edeceksiniz. Yani bütün yetişkinlik hayatı, orta yaş ve yaşlılık sizin ergenlik dönemindeki ürününüzle devam ediyor olacak. Ha, orta yaşta belki orta yaş kriziyle bir miktar değişiklikler yapabilirsiniz ama hani onu çoğu kişi de yapıyor diyemeyeceğim açıkçası. Yani birçok kişinin orta yaş krizi bir değişimle, dönüşümle sonuçlanmıyor. Hani sonuçlanıyor olsaydı belki orta yaşa kadar derdik ama böyle bir gözlemim yok doğrusu. Dolayısıyla yaşlılığa kadar, ölüme kadar artık bu kimlikle idare ediyoruz diyebileceğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Ne kadar bir süreyi kapsıyor diye bakacak olursak kısaca. Sana da hani soru hakkı vereceğim, şunu da bir son şeyimi de bitireyim. Ergenliğin başlama yaşıyla ilgili de şu anda belli bazı değişiklikler var. Yani normal şartlarda ergenlik dönemi 12 yaşla başlatılıp 20 yaşın başlamasıyla birlikte bitirilen bir süreçti. Ama şu anda yukarıya doğru ve aşağıya doğru belli değişiklikler var. Eğitim hayatının uzaması, yetişkin hayatın belirleyicileri olan bir mesleğe sahip olmak, evlenmek, bir iş sahibi olmak gibi şeylerin hayatımızda gecikmesi nedeniyle yukarıya doğru, yani 24 yaşa doğru ilerletildi artık ergenlik, öyle kabul ediliyor. Birçok şeyi erken fark edebilmemiz nedeniyle de belki özellikle de sosyo-duygusal ve bilişsel, bedensel değil ama sosyo-duygusal ve bilişsel anlamda da daha erken gelişiyor olmaları nedeniyle 10 yaşa alınmış oldu. Yani şu anda ergenlik daha çok, yani bunlar konuşuluyor. Kesin böyle bir sonuca ulaşılmış değil ama hani bunun konuşulması da zaten bunun böyle olduğunun önemli bir göstergesi ki bizim de gözlemlerimiz bu şekilde. Hatta öncelikle mesela ön ergenlik kavramları çıkmaya başladı. Bu kavram boşuna çıkmadı aslına bakarsanız. Çünkü baktık ki evet çocuk 9 yaşında ya da çocuk 10 yaşında ama bir bakıyorsunuz ki bir yetişkin gibi yaklaşık olarak düşünebiliyor ve bir yetişkin kadar birçok şeyin farkında. Öyle olduğu için hani ergenlik yaşında böyle bir değişime gidilecek, gidiliyor diye ifade edebilirim. Aslında böyle olunca da çok kısa bir süre değil. Yani yaklaşık 10 küsür yılımızı ergenlik sürecinde geçiriyoruz. Ama bu 10 küsür yıl içerisinde halletmemiz gereken bir sürü şey var. Sözü sana bırakayım mı? Teşekkür ederim hocam güzel açıklama. Ek olarak ayrıca zaten bir coğrafi süreç var. Kuzeydeki ergen bireylerin ergenlik döneminin yaşı değil mi? Evet, daha erken giriyor. Yani iklimsel coğrafi şartların getirdiği özelliklerle de yaşlar farklılaşabiliyor tabii. Ama bu hani benim söylediğim bilişsel boyut dünyanın her yerinde aynı. Yani çünkü hakikaten özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle bu bilgi akışının bu kadar hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilmesiyle çocuklar çok erken dönemde geçmişteki çocukların ulaşamayacağı bilgilere ulaşıyorlar ve dolayısıyla da farkındalıkları artıyor. Yani senin söylediğin yön daha çok biyolojik yöne karşılık geliyor. Ha, evet bu çok coğrafyaya bağlı. Zaten belki de bazı coğrafyalarda normalde 10 yaşında ergenliğe giren bireylerin olduğunu da görüyoruz. Ama bazı ortamlarda da bakıyoruz ki 14-15 hatta 16 yaşları bulan ergenlik, yani biyolojik olarak düşündüğümüzde bölgelerde var. Yani bu biyolojik boyutuna karşılık geliyor ama gelişim 3 ayaklı ilerlediği için diğer boyutlardaki gelişmeler çok fazla olunca da ona yine çocuk demekte zorlanıyoruz açıkçası. Yani çünkü farkındalığı çok üst düzeyde. Yukarıda oluyor değil mi hocam? Peki aynı anda bu üç temel değişikliği yaşayan insan
bedeni, insan ruhu, insan zihni beni hep şaşırtmıştır bu noktalarda gerçekten. Bir anda bir dönem başlıyor, hormonal olarak bir baskının altındasınız, fizyolojik olarak değişimler, eliniz ayağınız kendinizden habersiz büyüyor. Böyle bir kaotik bir süreç ve kim olduğunuzu anlamaya başlamakla alakalı bir derdiniz oluyor. Neyim ben? Gücüm ne kadar, nereye gidebilirim, nereye kadar gidemem gibi bir şey. Bunu sizce ergenlik dönemindeki problemlerin başlangıcı da buralarla ne kadar bağlantılı hocam bu noktada? Yani problemleri ergenlik dönemine has diye ayırmak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama hani problemlerin belki açığa çıktığı dönem diye ergenliği daha çok görebiliriz. Yani aslına bakarsanız... Mesela ergenlik dönemindeki problemler hangi ortamlarda daha çok karşımıza çıkıyor dediğimizde, mesela yoksulluğun daha çok olduğu ortamlarda, sosyokültürel olarak alt düzeyde olan ortamlarda, azınlık gruplarında ya da anne baba geçimsizliğinin yüksek olduğu ailelerde ya da işte anne babanın da belli patolojilere sahip olduğu ailelerde risk biraz daha yüksek. Hani psikolojik problem gösterme anlamında risk. Ama tabii bu zaten sadece bunlara sahipsek ergenlik döneminde değil, çocukluk döneminde de bu özellikler bizim hayatımızda oluyor. Ancak tam anlamıyla bunların bir sorun olarak nitelendirilmesi bazen ergenliği buluyor diye ifade edebiliriz. Ama çocuklukta da başlayabiliyor mu? Bazı sorunlar çocuklukta da başlayabiliyor. Ama ergenliğin hani en belirleyici yanı dediğim gibi kimlik oluşumuyla ilgili boyutumuz. Az önce sen de ifade ettin. Önemli bir nokta. Hani ben kimim sorusunun sorulduğu zaman dilimi, bu zaman dilimi. Ben kimim, nasıl birisiyim, nasıl birisi olmak istiyorum sorularının sorulduğu bir evre. Erikson da şunu söylüyor zaten kimlik bunalımı noktasında ya da kimlik kazanımı noktasında söylediği şey şu. Bu dönemde ergenler şunu yaparlar diyor. Çocukluk döneminde benimsedikleri davranış kalıplarını ve rol model aldıkları kişileri tekrar gözden geçirirler diye ifade ediyor ki bu çok önemli bir nokta gerçekten. İşte bu tekrar gözden geçirmenin neticesinde, tabii bu tekrar gözden geçirmeyi neye göre yapıyor onu da Marsiya ile anlatacağım. Orası daha anlaşılır aslına bakarsanız. Tekrar gözden geçirip hangi özelliklerin kendisinde kalmasının yararlı olacağına, hangisinin kendisinde, kendi kimliğinde, kişiliğinde olmaması gerektiğine karar verdiği bir süreç olarak tanımlıyor ergenliği. Ama bu mesela rol model aldığımız kişilerin özellikleri burada önemli. Bizim çocukken daha erken dönemlerde zaten tekrarlaya geldiğimiz, diyelim ki örnek olsun diye söylüyorum, yalan söyleyen bir bireyiz ve bunu çocukluktan beri hani ergenliğe geldiğimizde de devam ettirdiğimiz bir özelliğimiz olsun bu. Evet, burada belki ergenlikte tekrar bir çek edebiliriz ama bu özellikten vazgeçmek o kadar kolay mıdır diye düşündüğümüzde çok kolay olmadığını da rahatlıkla görebiliriz ve söyleyebiliriz. Evet, kimlikle ilgili kararlar veriyoruz ama hani bana sorarsanız ya da benim düşüncem bu doğrultuda daha ziyade, yine de ergenliğin en önemli hazırlayıcısının çocukluk dönemi olduğunu söyleyebilirim. Ve kişiliğimizin, kimliğimizin görece ergenlikte oluştuğunu kabul etsek bile, yani onlar son rütüşler diye ifade edebilirim. Yani aslında ana kalıp, ana taslak, hani bir resim düşündüğümüzde o resmin ana taslağı çizilmiş oluyor. Son renklendirmeler, son gölgelendirmeler, son rütüşler ergenlik döneminde atılıyor aslına bakarsanız. Tabii bu son rütüşler dediğim farkındalıkla birlikte olduğu için daha gözle görülür bir hale geliyor. Çünkü artık benimsiyor ve kendisinin bir parçası haline getiriyor. Çocukken öyle değil. Hani bir bakarsınız bir gayet dürüst olduğunu gördüğünüz bir çocuk olur. Bir bakarsınız aynı çocuğu yalan söylerken şey yapabilirsiniz. Ha, çocuklukta bu gitgeller olur ama ergenlikte artık bu biraz daha oturmaya, kemikleşmeye, kalıcılaşmaya başlar. Onun için de artık hani biraz daha net o kişi hakkında bir şey söylemeye başlarız. Halbuki bunun başlangıcına değinecek olursak, hani başlangıcı ne zaman diye soracak olursak, tabii ki başlangıcının çocukluk olduğunu söylemek hiç de şaşırtıcı değil açıkçası.
Marsya'nın kimlik statülerine bir değinmek istiyorum. Bu önemli çünkü hani nasıl kimliğimize karar veriyoruz, hangi kriterlere göre karar veriyoruz. Marsya, Erikson'un görüşlerinden etkilenen birisi. Zaten onun görüşlerinden hareketle kimlik statüleri ortaya koymuş ve 4 tane temel kimlik statüsü belirlemiş durumda. Bu kimlik statülerini de 2 temel değişkene göre ayarlamış durumda. Krizin olup olmaması, yani bir kimlik krizi var mı yok mu ve aileye bir bağlılık var mı yok mu, bunun üzerinden kurgulamış durumda. Biri dağınık kimlik, biri ipotekli kimlik, biri moratoryum dediğimiz hani askıya alınmış ya da gecikmiş kimlik. Gecikmiş kimlik belki daha doğru karşılık olur. Gecikmiş kimlik dediğimiz bir kimlik. Bir de başarılı kimlik. Burada krizin olup olmaması ya da işte bağlılığın olup olmamasına göre bunlar belirleniyor. Dağınık kimlik aslında en dezavantajlı kimlik diye ifade edebileceğimiz bir kimlik statüsü. Çünkü burada ne bir kimlik krizi var, yani ne ergen kendisiyle ilgili ben nasıl olmalıyım sorularını soruyor. Yani kendisini irdelemek, nihai kararı vermek, evet hani şöyle olayım, böyle olayım gibi bir son noktayı koymak gibi bir çabası yok. Kimlik bunalımı yok yani. Ne de aileye bağlılığı var. Dolayısıyla hani rol model alacağı ve onu itekleyecek, onlardan etkileneceği bireyler de yok onun hayatında. Dolayısıyla burada dağınık bir kimlik oluşuyor. Ve sürekli denemeler, yanılmalar yapan bir şekilde... Belki 30'lu, 40'lı hatta 50'li yaşlarına geldiği halde hala bir kimliğe karar verememiş bireylerin olduğunu görüyoruz. Yani Erikson şunu da söylüyor. Bir gelişimsel dönemdeki görevi biz halledemezsek o sonraki dönemlerde de varlığını devam ettirir ta ki biz onu telafi edene kadar. Telafi etme şansımız var. Hani belki yetişkinlikte telafi ediyordur bir kısmı dağınık kimliğe sahip olanların. Ama maalesef büyük bir kısmı bunu yapamıyor ve bir bakıyorsunuz ki 50 yaşında karşınızda tipik bir ergen var. Ergen davranışları sergiliyor. Çünkü muhtemelen ergenlik döneminde dağınık bir kimlik statüsündeydi bu birey diye rahatlıkla bir yorum yapabiliyorsunuz. İkincisi ipotekli kimlik dediğimiz. Burada yine kimlik bunalımı yok. Yani kimliğiyle ilgili hiçbir sorgulama yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü kimliğini bir başkasına ipoteklemiş. Anne babaya ya da çevresine ipoteklemiş. Dolayısıyla bağlılık yüksek. Genellikle biraz daha otoriter baskıcı ailelerde gördüğümüz bir kimlik statüsü bu. Yani çocuğun yerine onun mesleğine karar verme, işte ne bileyim toplumsal ortamlarda davranışlarını önceden belirleme ve işte şuraya gittiğimizde böyle yapacaksın bak. İşte sana soru sorarlarsa mutlaka cevap ver ya da mutlaka nasılsınız diye sor gibi böyle önceden sürekli talimatların verildiği ve her davranışın bir şekilde sıkı sıkıya takip edildiği bir davranış biçiminden bahsediyoruz. O zaman ne yapmış oluyor? Ergen kendi kimliğiyle ilgili bir düşünmeye çok fazla girmeden anne babasının ona önerdiği kimlik neyse onu olduğu gibi kabul ediyor. Doktor olacaksın oğlum kızım diyor. O da doktor oluyor. Doktor olacak ortamları oluşturuyor kendisi açısından. Ya da işte efendi ol, sakin ol diyor. Evet o da öyle davranıyor zaten. Bu ipotekli kimlik. Ama ipotekli kimliklerde ben şunu çokça görüyorum. Yani bunu kendi gözlemlerim üzerinden özellikle belirtmeliyim. Yetişkin yaşa geldiklerinde o ipoteği fark etmeye başlıyorlar aslına bakarsanız. Ve özellikle de meslek seçimlerinden memnun olmadıklarında bu mesleği ailelerinin etkisiyle seçtiklerini ve kendi özelliklerinin olmadığını görüyorlar. Ya mutsuz bir şekilde o mesleklerine devam ediyorlar ya da farklı bir meslek oluşturmak için tekrar bir çabaya giriyorlar. Bizim mesela şu anda hani psikoloji bölümündeki bir kısım öğrencilerimiz hani yaklaşık böyle yetişkin yaşa gelebilir diye ifade edebileceğimiz yaş dilimindeler. Bazen olabiliyor. Birazcık evet. Kameranız kaymıştı. Düzelttiniz hocam. Teşekkür ederiz. Tamam. Peki teşekkür ederim ama tam ayarlayabildim mi bilmiyorum. Neyse. Şu an ayarında gibi gözüküyor. Evet çok iyi diye rejiden geri dönüt geldi tamam, bize. Tamam peki. İpotekli kimlik. Mesela hocam, yaklaşık 25 yaşlarında yeni bir üniversite okumaya başlıyorlar mesela.
asıl mesleklerini o zaman ediniyorlar. Biraz gecikmiş olabiliyorlar bu etki nedeniyle. Sonradan fark ediyorlar çünkü bunu. Biraz daha riskli kısmı da eş seçimiyle alakalı kısımda yapılan evliliklerde gerçekleşiyor olabilir mi? Evet. Mesela yetişkin yaşama geldik diyelim ve karşı cinsle evet bir evlilik gerçekleştireceğiz. İpotekli kimliğimizden kurtulamadıysak anne babamızın uygun gördüğü kişiyle, bu işte bir kadın olabilir, bir erkek olabilir, bir evlilik yapılandırmamız ve maalesef kendimize uygun olup olmadığını bilmeden bir maceranın içine atılma ihtimalimiz söz konusu olabiliyor. Evet, yani bu anlamda da ciddi bir risk taşıyor ipotekli kimlik. Ya da kimliğimizi ipotek edecek yeni birisini buluyoruz. O özelliklere sahip birisi oluyor belki de, o hanımefendi ya da beyefendi. Yani bu rolü üstlenebilir ama hani bu rolü üstleneceğinin garantisi yok. Zaten üstlenmesine ihtiyaç da yok. Yani o birey zaten anne babaya bağlı. O bağlılık ömür boyu devam da edebilir. Yani bu o kadar sorgulanmadıkça bunun dışına çıkıp bağımsız bir birey olma gerçekleştirilmeyebilir. Ama söylediğin önemli bir nokta. Gerçekten bir de ipotek altına almaya uygun bir kişiyle karşılaştıysa o zaman evet ona teslim eder kimliği ve bu sefer hani aynen az önce söylediğim gibi neler yapacağıyla ilgili talimatlar bu sefer eş tarafından verilmeye başlanır. Yani bu riski fazlasıyla barındırıyor. Ama en azından şu var, yani burada bir kimlik edinmiş olma başarısı var bağlılık nedeniyle. Ama ne yok? Özerklik yok, bağımsızlık yok. Bu da büyük bir dezavantaj aslına bakarsanız. Gecikmiş kimlik dediğimiz moratoryumda şöyle bir tablo var. Burada da kriz var, yani kimlikle ilgili bir kriz var ama bağlılık yok. Yani aileyi bir rol model olarak almıyor. Sürekli işte X kişiyi, Y kişiyi böyle sürekli değişen etrafında bazı insanları rol model alarak bir türlü kendisine uygun olanı bulamıyor. Neticesinde ya şöyle iki olasılık, iki insan tipi ortaya çıkıyor ya gölgelenmiş bir kimlik ortaya çıkıyor. Artık hani belli bir yaşa geliyor ve etraf ona baskıda bulunuyor. Artık şu ol, yani bir şey ol diye baskıda bulunuyorlar ve o şekilde bir gölgelenmiş kimlik sergilemeye başlıyor. Ya da ters kimlik dediğimiz toplumun sürekli karşısında olan bir kimlik yapısı ortaya çıkıyor. Yani böyle sürekli muhalif insanlar vardır. Yetişkin yaşlarında da bunu hayatları boyunca devam ettirirler. Hani ne olursa olsun toplumla uyumlu olmayı değil de toplumun karşısında olmayı tercih ederler. İşte burada biraz daha böyle moratoryum, gecikmiş bir kimlikten bahsedebiliriz. Yani bunu sıkı sıkıya da böyle bir bakarsınız 40 yaşında 50 yaşında hani attığı nutuklarda hala aynı dili duyarsınız. Yani hala o karşıtlıkları onun cümlelerinde net bir biçimde seçebilirsiniz. Başarılı kimlikte de her ikisi de var. Yani hem kimlik krizi var hem de aileye bağlılık var. Burada hem kendisi kimlik kriziyle ilgili doğru seçimler yapmaya çalışır başarılı kimlikte. Hem de ailede de doğru rol modelleri, hani dedik ya Erikson seçim yapar artık. Hem geçmiş çocuksu davranışlarından hangileri kalacak, hangileri gidecek, kimlik krizinde bunu halleder. Bir yandan da rol modeller diye ifade ettik. İşte o rol modellerde de hangisini daha önceleyecek? Çünkü birçok rol model var. Başlangıçta anne babamız olmak üzere öğretmenlerimiz, ne bileyim yakın komşularımız olabilir, akrabalarımız olabilir, rol model aldığımız ya da toplumsal bazı figürler olabilir, rol model aldığımız. Bunlara nihai bir karar verir ve bu kimlik krizinden başarıyla çıkar. Başarılı kimlik dediğimiz statüde. Tabii beklediğimiz ya da istediğimiz şey bütün ergenlerin başarılı kimlik statüsünde olması. Ama tabii bu bütün ergenler için mümkün mü diye düşündüğümüzde mümkün değil. Özellikle o bağlanma dediğimiz boyut çocukluğun zaten daha ilk bir yılında olup biten bir süreç. Yani anneyle kurulan bağ üzerinden ne kadar sağlıklı olup olmadığı zaten çok erken bir dönemde belirleniyor. Ama ergenlik bunlar çok daha gün yüzüne çıkıyor. Az önce bahsettiğiniz üzere hocam, birçok yapılanma sanki ergenlik döneminde bir
kalıplaşmış bir yapı gibi olacak ya da orada başlayacakmış gibi görünüyor ama yapılan araştırmaların birçoğu da diyor ki insanoğlunun kişiliği, kimlik yapısı ileride nasıl bir anne baba olabilme ihtimaliyle alakalı ya da ileride nasıl bir insan olacağıyla alakalı birçok şey aslında nerede oluyor, aslında nerede gelişiyor, aslında çocukluk döneminde geliştiğine dair birçok araştırmada zaten hali hazırda insanların, ilgililerin araştırmasıyla beraber ortaya çıkacak birçok şey de var bu noktada. Yani çocukluk döneminde ilk, özellikle ilk 6 ay içerisinde yapılan birçok yatırımın inanılmaz derecede kişiliğimiz üzerine etkisi olduğunu biliyoruz. Madem böyle, madem bu kadar önemli bu kısım, ergenlik dönemi için de bu kadar önemli, böyle kimlik yapıları belirleniyor. Buradaki bu tutum, ailenin sahip olması gereken tutum, hayatın içinde ergenliğe yeni başlayan, ergenliğe merhaba diyen bir kişiye, bir evlada sahip aile ne şekilde tutum gerçekleştirebilir? O kurduğu ilk bağlanma sürecini, dağınık bağlanabilir, düzensiz bağlanabilir, hatta ikircikli bile bağlanabilir o tutumu. Sizce ergenlikte o bağlanma stilini ya da o bağlanma stilinin etkisini ya da negatifliklerini aza indirme şansını yakalamış olur mu ergenlik döneminde hem birey hem de aile? Yani aile bunu fark ederse tabii ki, yani ergenlik dönemi hala son çıkış, yani yetişkinliğe geçmiş olmadığı için birey hala son bir toparlama imkanının olduğu dönem diye ifade edebiliriz. Çünkü her ne kadar bağımsız bir kişilik yapılandırması oluşturmaya çalışsa da ergen sıkı sıkıya hala ailesine bağlı bir durumda oluyor. Yani o yetişkinliğe geçiş gerçekleşmediği sürece, gerçekleşene kadar, yani bu diyelim ki kendisince part-time bir işte çalışıyor da olsa, kendisince belli bir geliri de olsa, dönüp dolaşıp geldiği yer evi oluyor ve bağlı olduğu yer anne, kişiler anne babası oluyor. Dolayısıyla hani telafi imkanı var mı diye sorduğumuzda telafi imkanı var. Ama burada önemli olan anne babanın kendini fark edebilmesi. Yani ben nasıl bir anne baba tutumu içerisindeydim? Belki hani şunu yapabilmek burada önemli olan, ergenlik dönemindeki çocuğunuzun davranışlarına baktığınızda hani nelerden memnunsunuz, nelerden değilsiniz ve bu memnuniyetsizliklerde sizin katkınız ne? Bu katkıyı biraz daha irdelerseniz memnuniyetsizliklerde hatalarını tespit edebilir anne babalar ve o hatalar tespit edildikten sonra da tabii ki ondan geri dönmek biraz daha mümkün olabilir. Ama bu sorgulamaya girmedikçe aynı şekilde, hani aynı tas aynı hamam şeklinde süreç muhtemelen devam edecektir. Ve ergenin tek başına yapıp edebileceği şeyler var mı dersek var. Yani anne babaya rağmen başka rol modelleri kendisine seçebilir mi? Yani bu gücü gösterebilen ergenler olabiliyor tabii ki. Ama o zaman da yine doğru kişilerle karşılaşmış olması gerekiyor. Yani çünkü bu dönem aynı zamanda özellikle de aileyle bağ güçlü değilse, güvenli bir bağlanma gerçekleştirmediyse başkalarına da kolaylıkla yönelebileceği bir dönem. Ve maalesef yanlış kişilerle, işte çeşitli yanlış oluşumlarla işbirliği içine girebileceği, rahatlıkla kandırılabileceği, kullanılabileceği bir döneme de karşılık geliyor. Yani hani şöyle hisseden ergenler oluyor. Benim ailem biyolojik ailem değil, aslında bunlar diyor ve bir gruba dahil olabiliyor ergenler. Dolayısıyla doğru o zannediyor ama doğru olmuyor. Gerçekten doğruyla buluşabilirse belli bir değişim söz konusu olabilir ergende. Anne baba faktörü olmaksızın da, ama o doğruyla buluşmak ihtimali maalesef çok yüksek değil. Yani o yüzden anne babanın kendinin farkına varması sanırım daha etkili bir unsur olacak. Ergenin kendiliğinden bunu yapmasına kıyasla. Mesela otoriter, çok otoriterse bunun farkına varacak. Ya da ne bileyim işte çocuğuyla o bağlanmasında yani birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyuyorlar, ne kadar arıyorlar ya da çocuk hiç aramıyor mu, hiç ihtiyaç duymuyor mu, neden oluyor bu, bunları sorgulayıp ilişkiyi tekrar bir gözden geçirip yenilemek, belki geçmişin telafisini yapmak
Birlikte biraz daha zaman geçirmek olabilir bu. Onun ilgilendiği şeylere ilgi göstermek şeklinde olabilir. Oturup sohbet etmek şeklinde olabilir ki bizim toplumumuzda çok az olan bir şey. Yani beraber otursak bile bunun adı sohbet olmuyor hiçbir zaman. Beraber herkes kendi başına televizyon seyretmek ya da herkes kendi başına işte cep telefonuyla ya da bilgisayarla, evet görünürde bir arada herkes aynı ortamda, aynı odada ama birlikteler mi aslında diye baktığımızda çoğunlukla birlikte olmadıklarını görüyoruz maalesef. Ve bu yani bizim mesela şöyle söyleyeyim, hani sofra şeyleri mesela yabancı filmlerde genellikle izleriz. Sofralarda oturulur. O günün nasıl geçirildiği falan konuşulur. Bizdeki sofralarda genellikle sofrayla ilgili bir aksilik bulunup çatışma çıkarılır. İşte birinin bir düzensizliği olur, yemekte bir kusur olur, bir şey olur. Genellikle böyle geçer maalesef. Dolayısıyla o sohbet dediğimiz şeyi çoğunlukla yakalayamayız. Halbuki o sohbetler inanılmaz kıymetli, ergenin de kendini çek etmesi açısından, anne babanın da kendini gözden geçirmesi açısından, nerelerde itirazlar ediliyor, nerelerde anne baba eleştiriliyor. Bir de ergen bu dönemde, bu da önemli bir konu aslında, anne babayı eleştirmeye başlar. Çünkü çocukluk dönemindeki gibi anneyi tamamen, anne babayı hani tamamen güçlü, her şeyi bilen, her şeyin üstesinden gelebilir varlıklar olarak algılamaz. Diğer anne babaların varlığını da biraz daha fazla fark etmeye ve aslında karşılaştırma yapmaya başlar. İşte Ali'nin annesi, Ayşe'nin annesi, Fatma'nın annesi, babası, benimki diye karşılaştırmalar yapmaya başlar. Dolayısıyla da eleştiriler başlar. İşte bu eleştirilere de açık olmak gerekir. Benim mesela ergenlik döneminin artık sonlarına doğru olan iki tane çocuğum var ve hakikaten biz bir dönem birkaç yılımızı bu eleştirilerle ciddi bir biçimde geçirdik, öyle söyleyeyim. Yani böyle bitmez tükenmez eleştirileri var. Hepsinde haklı olmayabiliyorlar tabii ama o haklı olmadıklarını görene kadar onlar bunları söylemeye devam etmeli, öyle söyleyeyim. Çünkü onlar bunu söyledikçe onlar da kendi hatalarını fark ediyorlar ve anne baba da ne niçin olmuş? Hani evet, ona göre bir hata olabilir, bir kusur olabilir ama bu neden yaşandı? Bunun açıklamasını yapma şansı bulmuş oluyor. Bu da bazı yanlış anlamaları telafi etmeye yol açıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bilişsel olarak, yani düşünce yapısında belli değişiklikler oluyor ergenin. Düşünce yapısındaki değişiklikler duygularına ve davranışlarına yansıyor. Dolayısıyla o sohbetler aslında biçimlendirmek anlamında ergenleri oldukça önemli. Beraber yapılan etkinlikler oldukça önemli. Artık büyüdün, sen kendi başının çaresine bak dememeliyiz. Senin arkadaşların var, arkadaşlarınla artık gez. Hala mı bizimle gezeceksin, atıyorum gibi bir tutum içerisinde olmamalıyız. Çünkü hala bize bağlılar. Özellikle 20 yaşlara kadar. Çok pardon. Bir de şöyle bir şey olur ya Yaşanır ve Yıldız Hocam. Ergen bir şeyleri test eder. Test eder ki kendi gücünün nereye kadar ulaşabildiğini görebilmesi için. Kendi gücünden haberdar olursa da başını belaya sokmayacak. Gücünün yettiği kadarına girişebilmek için önce evet, ne kadar evet, gücünün yettiğini öğrenmesi gerekir. Bunun da en kolay yolu, en güvenilir yer evin içindeki otoriteye kafa tutmak. Anne babaya karşı bir şey geliştirmek. Ama bazen bunu anne baba bu çerçeveden çıkarıp kişisel algılayabildiğini, toplumsal bir probleme işaret ediyormuşçasına ya da kendisine hakaret ediliyormuş hissine kapılarak bu noktada bazen koyu sınırlar, cezalandırmalar gerçekleştirebilmekte. O zaman ergen potansiyeline de kendi potansiyelinden haberdar olmamakla beraber üstüne bir de ceza yiyor. Bu sefer de hayatın içinde az önce sanki dediklerinize minik bir ekleme olarak dediğiniz yerlere doğru bu sefer problem kaymaya başlıyor sanki. Şimdi bu söylediklerin iki şeyi düşündürdü bana. Önce daha hızlı geçebileceğimi söyleyeyim. İkincisi ergenlik dönemindeki anne baba çatışması konusuna geçelim. Ergenlik döneminin tipik özelliği vardır. Ben merkezli, kendine biraz daha yönelik bir biçimde düşünmeye başlar ergen. Ve bunun da iki temel göstergesi vardır. Bir kişisel hikaye dediğimiz bir boyut, bir de hayali seyirci. Yani ergenler hayatlarını şöyle yaşarlar. Kendi zihinsel fantazilerinde
belli ütopyalar oluştururlar ve bu ütopyalarda işte ya ünlü biridirler ya bir kahramandırlar, işte büyük bir insan olurlar falan gibi. İşte o deneme yanılma dediğinizde direkt bu aklıma geldi. Yani tabii ki bunlar fantezinel düzeyde bir şeydir. Ergen de bir şekilde bunun farkındadır aslında ama gelecekte böyle bir şey olacağına kuvvetle inanır ya da inanmak ister diyelim. Dolayısıyla da evet belli girişimlerde bulunabilir. Bir de hayali seyirciler vardır. Yani sürekli diyelim ki işte bir şey yapıp ettiğinde herkesin onu izlediğini, herkesin onun her yaptığını takip ettiğini, çünkü odak noktasında kendisini algılıyordur. Yani dünyanın odak noktasında kendisi vardır. Dolayısıyla sokağa çıktığında herkes ona bakar, sınıfa girdiğinde herkes ona bakar bir ergene göre. Ya da misafirliğe gittiklerinde herkes ona bakıyordur, onu izliyordur. Bir sürü hayali seyircisi vardır. Yani bunlar ergenliğin tipik özellikleridir. Yani bunu bahsetmediğimi fark ettiğim için bir ara not olarak veriyorum. Şimdi ergenlik dönemi şeyine geçersek, eğer çatışmalarına geçersek, evet çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Kendi başına kılık kıyafetine karar vermek, kendi başına arkadaş seçimini yapmak ya da kendi başına ilgilerinin, hobilerinin neler olacağını, müzikle mi ilgilenecek, bir enstrüman mı çalacak ya da işte bir müzik grubuna üye mi olacak, ne yapacak, yani hani bununla ilgili kararlar vermek ister ergen. Çünkü gerçekten zaten o hani kişisel hikayede olduğu gibi ileriye dönüp büyük fantazileri vardır. Bunları da bir yerden başlatmak gerekir. Dolayısıyla da bu tür girişimleri olur. Ama maalesef her zaman anne baba buna müsaade etmez. Yani anne baba şöyle bir şey ister aslında, ki bu ergenleşim büyük bir haksızlık, tek tip bir ergen olsun. Yani herkesin kafasında sorsak anne babalara, böyle hepimiz belli bir figür çizebiliriz. Yani nasıl bir figür çizebiliriz? İşte toplumun normlarından kesinlikle dışarıya çıkmayan, sürekli işte efendi bir biçimde giyinen, giyim tarzı olarak, konuşma tarzı olarak, davranış tarzı olarak, yani bizim efendi diye tabir ettiğimiz böyle uslu, uysal bir ergen tipolojisi çıkar büyük olasılıkla. Yani %85'inden ya da %90'ından anne babaların. Ama ergenler buna uymak istemezler. Bir, kendilerini göstermek için uymak istemezler zaten. İki, ergenlikte denemezlerse ne zaman deneyecekler? Yani yetişkin yaşamında bunu denemek inanılmaz büyük bir hata olur. Ve ergenlik dönemindeki tolere edilebilirlik yetişkinlik döneminde söz konusu olmaz. Yani yapılan hataların, yapılan tercihlerin geri dönüşü yetişkinlik döneminde daha zordur. O yüzden hani genel tipik çatışma noktalarını çok basitmiş gibi algılamayın. Bunlar aslında evet sizin gözünüzde, bir yetişkinin gözünde küçük şeyler olabilir. Yani ne olur işte atıyorum mini etek giymesin ya da şort giymesin, ne olur, ne kaybeder ki diye siz düşünürsünüz ama ergen bunu böyle düşünmez. Küpe takmasa ne olur diye siz düşünürsünüz ama ergen bunu böyle düşünmez. Yani kendini ifade etmenin bir biçimi olarak bunu düşünür. Buralarda hani nereye kadar çatışacaksınız? Evet, bir ergen aile çatışması, anne baba erken çatışması dediğimiz bir çatışma kaçınılmaz olarak vardır. Ama siz bunu onun neden yaptığını anlamaya çalışırsanız, aslında kendisiyle ilgili bir kimlik oluşturma çabasının da bir uzantısı olduğu, işte beğeni, belki beğenilmek için bunu yapıyor, belki dikkat çekmek için yapıyor, belki arkadaş edinmede başarılı değil, onu telafi etmek için yapıyor. Hani ne için yaptığını anlamak önemli burada. Niçin buna ihtiyaç duyduğunu anladığımızda belki o ihtiyaç duyduğu asıl şeyi, işte az önce söyledim, mesela arkadaş edinemiyor olabilir. Belki burada asıl yapması gereken şeylerin neler olduğunu birlikte bulup bu doğrultuda adımlar atılabilir. Yani bunları neden yaptığının anlaşılması çok önemlidir o çatışmaların çözümünde. Ama bizde böyle yapılmıyor genel olarak. Çatışmalar sonuna kadar yaşanıyor. Yani sen misin diyor bunları yapan, beni dinlemeyen. Ben de o zaman sana şu şu cezaları uygularım, şu şu yaptırımlarda bulunurum. İşte harçlığını keserim, bilgisayarını alırım, telefonunu alırım ya da dışarıya çıkmana izin vermem gibi. Evet, tabii ki anne babanın elindeki koz daha mı fazla? Evet, da görece daha fazla. Yani aslında nihai noktada çocuğunki daha fazla, onu söyleyeyim. Nihai noktada o. Ama kısa vadede anne babanın kiymiş gibi görülüyor. Çünkü o anda etkisini görüyorsunuz. Ama aslında nihai noktada
çocuğun şeyleri daha baskındır, daha kararlıdır. Çünkü son nokta aslında yine de çocuğun söyledikleri üzerine yapılandırılmış olur. Ama ergen çatışması yaşanır mı? Yaşanır. Bunu nasıl anladığımız, nasıl yorumladığımız ve nasıl baş ettiğimiz oldukça önemli. O yüzden anne babalar açısından söylüyorum bunu. Hem aile sağlığı, hem anne baba, hem ergenin bireysel, kişisel, ruhsal sağlığı, hem topluma daha faydalı, kendini anlayan, görebilen, fark edebilen insanların ne kadar güzel katkılar yaptığını biliyoruz bu noktada. Önemli bir süreç ergenlik dönemi, hayatın içinde var olabilmek için diğer dünyanın geri kalanıyla nasıl bir ilişki kuracağımızı, nasıl bir hayat seyrine belki de sahip olacağımızı belirleyen önemli ender dönemlerden. Yıldız hocamız bugün bize aslında bunun sadece ergenlik döneminden kaynaklanmadığını, daha da geçmişe dayalı, daha da çocukluk döneminde kişiliğin temellerinin atıldığı ve birçok özelliğimizin o zamanlar anne ve babayla kurduğumuz ilişkiden süre geldiğini aktardı. Aslında psikodinamik bir yaklaşım süreci de bunu içeriyor. Bu noktada anne baba bakımının dünya üzerindeki birçok teori önemini belirtiyor. Hayatın içinde yaşayacağımız problemler tek bir döneme ya da tek bir kişiye ait olmayabilir. Ya da sahip olduğumuz güzellikler de yine tek bir sebepten kaynaklanmıyor olabilir. İnsan gerif bir yapıda, insan karmaşık bir yapıda ve insanın sahip olduğu kimlik, özellik, kimlik yapısı da birçok değişkene istinaden değişiklik gösterebiliyor. Dolayısıyla burada hayatın birçok tarafında olduğu gibi bu noktada da bir genellemeden bahsetmek, bir genelleme sürecine sokmak, özellikle bir ergen bireyi tek tip beslenme gibi, tek tip bir yapı gibi ya da sahip olduğumuz toplum normlarının %100 aynısı olacakmış gibi ya da genetik özelliklerimizi, coğrafik özelliklerimizi taşımak zorundaymış gibi hissettiğimiz düzlemde onu o olmaktan yana engelleyebiliriz. Kendini gerçekleştirmesini, kendini bulmasına zarar verebiliriz ve kendi kimliğinin oluşturması yerine sizin beğendiğiniz, sizin uygun gördüğünüz ya da sizinle alakalı bir yapı, sizin uzantınız olan bir yapının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Yıldız Hocam çok teşekkür ederim bugün bize aktardığınız değerli bilgiler için. Eklemek istediğiniz ya da herhangi bir noktada beyan etmek istediğiniz bir şey varsa buyursunlar hocam. Bu ebeveyn çatışmasıyla ilgili son bir şey ifade edeyim. İki belki üzerinde duracağımız iki önemli nokta olabilir bu noktada. Hani birliktelikten bahsettim. Mesela şimdi aklıma şöyle bir örnek geldi. Yurt dışı literatürde yapılan hani bir araştırmada, birkaç araştırmada, hatta araştırmalarda diye ifade edelim. Anne babasıyla akşam yemeğini beraber yiyen, yani haftanın 5 günü ya da daha fazlası beraber yemek yiyen gençlerin daha az davranış problemleri ya da madde bağımlılığı gibi problemleri daha az sergiledikleri ortaya konmuş. Bu mesela önemli, hani az önce birlikte zaman geçirin, onların ilgileriyle ilgilenin şeklinde ifade etmiştim. Özellikle yemek sofralarının önemini ve orada aslında herkesin kendini kısaca bir sunmasına imkan verecek bir ortamın hazırlanmasına bir dikkat çekmek istiyorum. İkincisi de ergenlikte her ne kadar biz müsaade edecek olsak da bir ebeveyn kontrolünün önemini vurgu yapmak istiyorum. Evet, hani biz müsaade edeceğiz ama ebeveyn kontrolünü de şöyle yapacağız. Yaptığı her şeyi izlemek zorundayız. Yani izlediğimiz zaman nerede müdahale eder, yani onu aslında özerk bırakmış oluruz, bağımsız bırakmış oluruz. Ama müdahale etmemiz gereken yerleri de doğru bir şekilde tespit edebiliriz. Onun için ebeveyn kontrolünün de ergenlik döneminde hala bitmemiş bir şey olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani bu ikisi şu anda aklıma geldi. Hani ergen anne baba çatışmasına bunlar mesela kolaylaştırıcı unsurlar olabilir. Çok teşekkürler hocam. Aktardığınız bilgiler için, bize zaman ayırdınız bu yoğunlukta, bu meşguliyette. Task TV ailesi olarak
olarak ben size tekrardan hem kişisel hem onlar adına teşekkür ederim. İyi günler, iyi bir haftalar diliyoruz hocam size. Güzel günler diliyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili Task TV izleyicileri, bugün konuğumuz Sayın Doktor Öğretim Üyesi Yıldız Bilge idi. Bu noktada ergenlik dönemini konuştuk bu programda. Ergenlik döneminin hem bireysel bazda, hem aile, hem toplum bazında, hem bilimsel literatüre dayanarak hayatın içinden örneklerle Yıldız Hocamız bize bilgiler verdi, nitelendirmeye çalıştı. Sabrınızdan dolayı, ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkürler. Haftaya Zihin Atlası programında başka bir konu ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.